İsmet abi hoş geldin yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Abi başınız döndü mü bugün? Evet, yani bir süredir dönüyor ama benim için çok sürpriz olmadı. Şunun için sürpriz olmadı. Ben başından beri gerek yazılarımda gerekse çıktığım televizyon programlarında masayı kuran irade masanın dağılmasına izin vermez diye ısrarla söylüyordum. Ve bu görüşüm de hiç değişmedi. Masayı kuran irade bizdeki siyasi partiler değildi. Uluslararası güçler bu masayı kurmuş. Daha açık söyleyelim, çıplak söyleyelim. Bu masayı kuran Amerika'dır. Macaristan modeli de denebilir. Macaristan'da bir masa kurmuşlardı. Çok tesadüftür ki orada da 6 parti vardı. Burada da 6 parti var. Bu masayı onlar kurduğu için masa içinde sorunlar yaşandı. Bu da bir gerçek. Ama bu masanın dağılması anlamına gelmeyecekti. Masa aslında Ekrem İmamoğlu için kurulmuştu benim izleyebildiğim kadarıyla. Fakat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda ısrarcı oldu. Kendisinin de aday olduğunu söyledi. Neden böyle bir noktaya geldi? Çünkü araştırma yaptırıyorlardı. Karşılarına şöyle bir tablo çıkmıştı. 60'a 40 oranlarında bir tablo. Yani bir anlamda iktidar işte ekonomik kriz, yaşadığımız döviz iniş çıkışları falan, tabii beraberinde işte hayat pahalılığının çok artması, yüksek enflasyon iktidarın aleyhine oldu. Ve bu süreçte iktidar oylarında da erimeler yaşandı. Buradan ya kimi koysak seçilir noktasına geldiler ve Kılıçdaroğlu'nun etrafındakiler de Kılıçdaroğlu'na aday olma noktasında ısrar ettiler. Hani Meral Akşener çıkarken dedi ya, ceketimi koysam seçilirim anlayışı diye kastetti, dikkat ederseniz. Bu o anlayışı yansıtmak için söylenmiş bir sözdü. Şimdi sonrasında ne oldu? Sonrasında ikinci aşamaya geçtiler aslında. İkinci aşamada şuydu. Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız aday olması, İyi Parti'nin onu desteklemesi, arkasından HDP'nin de bu desteğe katılması, CHP'den ne kadar oy alacaklarının hesabının yapılmaya başlanmasıydı. Ben Sayın İmamoğlu'nun çevresiyle de konuştum ve bana ısrarla sordukları şu oldu. Ya biz bu şekilde gitsek, Kılıçdaroğlu aday olsa, biz de bağımsız girsek, Ne olur? CHP'den yüzde kaç alırız? Yani hesapları şuydu, 25'in 10'unu alsak, CHP'nin 25 oyunun 10'unu alsak, biz ikinci tura, birinci turda ikinci bitiririz ve ikinci tura kalırız. Kılıçdaroğlu'nun ve çevresi Erdoğan'a verecek hali yok, mecbur bize verecekler ve biz de bu seçimi götürürüz. Bu anlayıştalardı. Ancak Cuma gecesi, pardon, Perşembe günü yaşanan olay ve o gece yaşananlar, arkasından Cuma günü yaşanan manzara tabii gazeteciler için gerçekten başka durumdu. Orada hiç ummadan bir şey oldu. Kılıçdaroğlu bu operasyonu yürütürken ve kendi adaylığını dayatırken bir şey daha yaptı. Etrafında HDP ile ilişki kuran yöneticilerle ve milletvekilleriyle HDP'yi masaya çağırdı. Ve İmamoğlu'nun %8 oy beklediği HDP birdenbire Kemal Bey'in yanına geçti. İmamoğlu'nun altı da HDP'den blok oy diye düşündüğü oy boşalınca İmamoğlu bir anlamda ikna olmak zorunda kaldı ve o bütün zorlamalar sonrasında Cuma gün ta gece yarılarına doğru o tweet atıldı. Oysa ki bir metin hazırlanmıştı ve çok öncedendi. CHP'li belediye başkanı, 11 büyükşehir belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasıydı. Ona imza atmadı İsmet abi bir Sayın dakika, İmamoğlu. burada çok önemli bir ayrıntı veriyorsun. Yani Ekrem İmamoğlu bağımsız aday olmaya hazırlanıyor iken HDP'nin Mithat Sancar'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldığını, bunu zaten ufak çaplı söylediler. İmamoğlu bu desteği gördükten sonra mı bağımsız aday olmaktan çıktı? Siz olsanız ne yaparsınız? Arkanızdaki blok oyu %8 çekilmişken yanınızda ne kalıyor? İyi Parti'nin oyu artı CHP'den koparabilecekleriniz kalıyor. O zaman ikinci olma şansınız var mı? Yani seçimi kaybetmiş oluyorsunuz o Sadece. zaman. Yani Ve ondan sonra da ikna oluyorsunuz. Tırnak içinde ikna diyorum. İmamoğlu
mecburiyetten mi bugünkü görüşmeye gitti Mansur Yavaş'la birlikte? Hayır. Hayır, hayır. Burada onu o mecburiyetten demiyorum. Yani Amerika'nın İmamoğlu planı, yani bağımsız aday gösterip bir anlamda Macron planı da demek mümkün buna. Macron da benzer bir şekilde cumhurbaşkanı oldu Fransa'da. Evet. Yani bu işlerde Amerika'nın rolünü tartışmamıza gerek yok herhalde. Herkesin bildiği sır bunlar. Macron vari bir şekilde dayatacaklardı. Bu şekilde yani propaganda ağını da düşünün bu süreç içerisinde. Yani o işi Amerika kurtarırım diye düşündü. Fakat hesap tutmadı. Hesap tutmayınca Amerika, hatta ben şöyle yazmıştım. Amerika son aşamaya gelecek yumruğu vurur ve bunları anlaştırır diye söylüyordum. Gerçekten de iş kopma noktasına gelince Amerika için Türkiye son derece önemli. Yani Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka Amerikan yörüngesine dondurulması gerekiyor. Bütün evet. hesapları buna göre yaptı. Bu nedenle de dün akşam da yayında söyledim. Bakın daha şey yoktu. Dün akşam yayında Amerikalılarla görüşmelerin başladığına ilişkin bana bilgiler gelmeye başladı dedim. Ve dün akşam gerçekten de hem yurt dışında hem de yurt içinde hem yüz yüze hem telefonla iş adamları, siyasetçiler, bazı özel kişiler, bunlar bu görüşmeleri sağladılar. En sonunda ne oldu? Amerika müdahale etti ve Sayın Akşener'e dediler ki anlaşacaksın. Anlaşacaksın dediler ve bunun içinde, yani bu talimattır, başka bir şey yoktur. Talimat verildi ve yani dün siz o laflardan sonra Meral Akşener'in geri döneceğini düşünüyor muydunuz? Yani akşam biraz rüzgar o yöne doğru döndü. Yani o ekranlardaki. Bu arada İsmet abi, Meral Akşener mi geldi zannettim, değilmiş. Gültekin Uysal geçti. Hayır, şöyle, orada da şu anda o sıcak bilgiyi de verelim. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener muhtemelen CHP civarındaki bir otelde buluştular şu anda. Şu anda görüşüyorlar mı? Benim bilgime göre buluşmak için çıktı. Yani bir otelde görüştüler. Muhtemelen bu %100 değil ama şu anda dışarıdayım. Aldığım bilgi olarak söyleyeyim. Yani check etmedim. Hı hı. Ama aldığım bilgi şu. Görüşecekler, beraberce altılı masa toplantısına katılacaklar. Evet. Yani sabahtan beri zaten bir gidiyor gitmiyor. Alt yazılar geçiyor şu anda. Meral Akşener katılmaya kesin karar vermiş. Gidecek. Ama tek mi gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mi gidecek? Büyük bir ihtimalle sizin söyledim. Muhtemelen birlikte gidecekler. Bir otelde buluşuyorlar bildiğim kadarıyla şu anda. Evet. Yani CHP Genel Merkezi'nde hangi otel var bilmiyorum. Marriott Otel var orada. O olabilir. Başka birisi olabilir. Orada buluşup konuşacakları anladığım kadarıyla oradan şeye gidecekler. Yani bu operasyonun arkasında, yani bu son yapılan gelişmelerin arkasında Amerika'nın müdahalesi var. Amerika altılı masaya doğrudan müdahale etti. Ve Amerika'nın isteklerine orada itiraz edecek hiçbir parti yok. Çok net bir şimdi şekilde söyleyeyim. İsmet Bey, birkaç gün önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek benim programıma katıldı. Ve bu evet. sizin söylediklerinizin aslında ön adımını attı. Şöyle bir ifade kullandı. CHP'den bana haber geldi. Ankara'da karargah kurmuşlar. Evet, evet, evet. Yani evet. O karargah bu karargah mıydı? Yani bir evet. ama Doğu hem Bey Ankara'da var, hem Ankara'da var, hem İstanbul'da var. Yeah. Hatta şöyle tarif ediliyor. Sadece kartı olanların girebildiği ofisler. Yani yeah. Ofise herkes giremiyor. Evet. Sadece kart verilenler girebiliyor. Böyle bir ofisler. Biliyorsunuz Ergenekon kumpası sırasında da böyleydi. O operasyon başlarken gazeteci Yavuz Donat yazmıştı. Meclise yürüme mesafesindeki yer diyordu. Hatırlarsanız. Evet, evet.